İyi akşamlar. Analizle karşınızdayız. Piyasalardaki fiyatlamalar ve öne çıkan gelişmelere bakacağız. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'da endekslerin kapanışına bakalım. Taç ekranda. Bugün yine Borsa İstanbul hareketliydi ama kapanış yatay oldu diyebiliriz. Bugün sadece %0.14'lük bir geri çekilme gördük. Yükseliş gördük BIST endeksinde ama gün içinde çok fazla yataydı. Ve son bir saatte bir miktar satış geldi. Özellikle dün çok hareketli olan banka ve holding hisseleri bugün biraz zayıfladı. Ama endeks 5.446 seviyesinde yatay pozitif bir kapanış gerçekleştirmiş oldu. Bankalar dün rally yapmıştı. Hafta başından beri de zaten en çok yükselen sektör. Ama bugün %0.4 düştü. O da BIST 100'ü biraz frenledi diyebiliriz. Ama bugünkü düşüşüne rağmen bankaların bu haftaki yükselişi şu ana kadar %15.8. 4 günde %15.8 prim yaptı bankacılık endeksi. Sınav endekse gelecek olursak bugün %0.96 yükseldi. 9.000 puanı yine test etti gün içinde ama üzerinde kapatamadı. 9.000'i aşabilecek mi bakalım yarın. Şu ana kadar 4 günde hafta başından beri %2.3'lük değer kazancı söz konusu. En çok değer kazanan ve kaybeden hisse senetlerine de bir göz atalım. Bugün en çok yükselen ilk 5'e baktığımızda çimento şirketleri dikkat çekiyor. Çimsa, Oyak Çimento, Bursa Çimento 3'ü de bugün tavan fiyattan kapattı. Bir süredir zayıftı çimento hisseleri ama bugün hızlı bir alım geldi. Bununla beraber otomotiv yan sanayiden Jansa bugün tavan olurken Koray GYO'yu da en çok yükselen hisse senetleri arasında görüyoruz. Bir de düşenlere bakalım. Doğuş Otomotiv dün taban olmuştu. Bugün de %4.7 düştü. Doğuş gayrimenkul yatırım ortaklığı paylarını alacağı haberi sonrası 2 gündür sert düşüyor. Bununla beraber bilanço açıklayan TUKAŞ Gıda bugün düştü. Sert biçimde %4.3. Şekerbank, Arçelik ve Akfen GYO da bugünün en çok düşenleri arasında. Bu arada Arçelik günlerdir yükseliyordu. Bugün ilk tepki satışını gördük. %2.4'lük kayıpla bugün en çok değer kaybedenler arasına girdi. Birazdan daha detaylı bakacağız özellikle puan katkısı ve işlem hacmi açısından. Ama onun öncesinde Tonguç Erbaş'ın Borsa İstanbul'a ilişkin beklentilerini izleyelim. 5.500'ün kırılmasını bekliyoruz hacimli bir şekilde. Çünkü yani genel piyasanın görüntüsünde birkaç kez 5.000-5.350 arasındayken geri çekilmeler oldu. Ama buradan hızlı toparlayabildi piyasa ve hala deprem sonrasında hem Borsa İstanbul'un hem Sermaye Piyasası Kurulu'nun getirdiği bazı düzenlemeler ve hisse senetlerinin de aslında hem temettü hem sermaye artışları, hisse geri alımları açıklamaya devam ediyorlar. Açıklananları var, tarihleri belli olanlar var. Yani teknik olarak aslında bir kısım hacim son işte bir iki haftada düşüktü ama son birkaç günde bu hacmin de arttığını görüyoruz. Ve özellikle bankacılık tarafı hep biz konuşuyorduk yani eğer endeks teknik bir kırılımı yukarı doğru yapacaksa burada bankacılık tarafıyla ön plana çıkacaktır diye. Aslında o senaryo biraz gerçekleşiyor. O yüzden aslında 5.500'ün hacimli kırılmasını bekliyoruz dedim. Çünkü hani mevcut durumda tabii ki biz bu programı yaptıktan sonra farklı bir gelişme olmazsa aşağı doğru bizi itebilecek. Orada 5.350'nin kırılması bizim 5.550 ile 5.700 ile iki tepemizin düşüş trendi içindeki bölümün yani o trendin de yukarı geçilmesini gösterdi. Şimdi 5.500'ün veya 5.550'nin kırılması niye önemli olabilir? Ve niye bekliyor olabiliriz orayı? Çünkü eğer beklediğimiz sektörlerdeki yükseliş yani bankacılık, işte bilançolar pazartesi sonlanıyor konsolide olanlar, artık bilançoların da iyisi kötüsü fiyata yansıması bir nebze şekillenmiş olacak ve 5.500 teknik olarak güçlü bir şekilde hacimli kırılırsa aslına bakarsanız daha önce konuştuğumuz yani böyle Ocak aylarında ve Aralık aylarında konuştuğumuz o bir 6.200 senaryosu hani kısa vade için düşünürsek gerçekleşebilir. Ama burada düşük hacim 5.500 birkaç gün daha geçilemezse tabii bu bir geri çekilmeye de işaret olabilir ama yani gün içi takip ettiğim kadarıyla çok böyle geri çekilmeler sınırlı kaldığında biz borsayı yeni bir atak yapmak için bekliyor
konumunda düşünüyoruz. Belki yarın olabilir, bilmiyorum. Yarın tarım dışı istihdam var. Belki yarınki yurt dışı piyasalarında olası bir yukarı hareketiyle biz oradan da biraz destek bularak bugünkü hacimle birlikte orayı kırıp devam edebiliriz. Yani şu an 5.350'nin altına gelmediğimiz sürece her türlü geri çekilme o 5.500'ün geçilip yeni bir zirveye doğru gidebileceğimiz bir hikayeyi içinde barındırıyor. Onun için biz 5.500 kırılıp kırılmayacağını hacimli bir şekilde onu takip ediyoruz şu an için. Bugün BIST 100 endeksinde %0.14'lük yükselişi sağlayan ilk 5 şirkete baktığımızda Oyak Çimento, Tofaş, Kardemir, Aselsan ve Koza Altın'ı görüyoruz. Oyak Çimento zaten bugün tavan fiyattan kapattı ve BIST 100'ü de yaklaşık 5.79 puan yukarıya taşıdı. Bugün en çok puan katkısı Oyak Çimento'dan geldi. Tofaş yine hareketliydi. Stellantis ile ilgili haber sonrası yukarı trendini güçlendirmişti zaten. Bugün aracı kurumlardan iş yatırımın da hedef fiyatı yukarı revize ettiği bir rapor yayınlandı. Ve muhtemelen bunun da etkisiyle bugün ekstra bir hareketlilik vardı Tofaş'ta ve endekse de 4.77 puan katkı verdi. Kardemir bugün yükselişiyle 3.15 puan BIST 100'ü yukarı taşıdı ve aslında diğer demir çelik hisselerine göre de daha iyi bir performansı vardı. Aselsan yine bugün endeksi olumlu etkilerken Koza Altın günlerdir düşüyor aslında. Madencilik sektörü çok zayıfladı birkaç haftadır. Bugün Koza Altın'a ve diğer madencilik hisselerine bir alım geldi. Bir toparlanmayla beraber bugün BIST 100'ü de en olumlu etkileyen şirketlerden biri oldu. Endeksi baskılayan tarafa baktığımızda ise Koç Holding, Şişecam, Ford Otosan, Sabancı Holding ve Tüpraş hisse senetlerini görüyoruz. Özellikle sanayi tarafında 3 tane önemli şirket var. Tüpraş, Şişecam ve Ford. Bununla beraber dün değer kazanan Sabancı ve Koç Holding hisselerinin de bugünkü değer kayıplarıyla BIST 100'ü bir miktar aşağı çektiğini söylemek mümkün. Peki bugün işlem hacmi nasıldı? Düne göre daha düşüktü. Dün 94.2 milyar olan işlem hacmi bugün 86.4 milyar TL'ye geriledi. Son bir ayın işlem hacmi ortalaması da 79 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Hafta başından beri aylık ortalamanın üzerinde işlem hacimleriyle borsada işlemler devam ediyor diyebiliriz. Bugünün sektör performanslarında ise en çok yükselen sektör çimento hisselerinin desteğiyle taş toprak oldu. Bu endeksin içinde çimento ve yapı malzemeleri sektöründen hisseler var. Bugün %8 primle en çok değer kazanan sektör taş toprak endeksi oldu diyebiliriz. Özellikle Oyak Çimento'nun hareketi çok etkiliydi bu performansta. Bununla beraber uzunca bir süredir aslında baskı altında kalan madencilik bugün tepki verdi. Dün en çok düşen sektörlerden biriydi madencilik. Bugün %2.8 primli. Yine tabii Koza hisselerinin burada etkisi var. Bununla beraber kağıt basım yukarı gitti. Bugün Tezol, Alkim Kağıt gibi sektörün önemli oyuncularında değer kazançları vardı ve en çok yükselen 3. sektör kağıt sektörüydü. Teknoloji ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları yine bugünün ön plandaki sektörleriydi diyebiliriz. En çok düşen tarafta ilk 2 sırada endeksi yani BIST 100'ü hafta başından beri sürükleyen hisseler ve sektörler var. Holding ve bankacılık. Bugün bu iki sektör zayıftı ki hafta başından beri baktığımızda aslında bankacılık çok iyi bir performans ortaya koyuyor ama bugün bir miktar zayıfladı. Bununla beraber kimya, petrol, plastik, sigorta ve iletişim haftanın 4. işlem gününü zayıf geçiren sektörler arasındaydı. Diyelim ve grafikleri tamamlarken şimdi de Kudret Ayyıldır'ın borsa ile ilgili görüşlerini izleyelim. Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksi kabaca %4.5-5'lik haftalık performansına ulaştı. Pozitif anlamda gerçekleşen bu seyir içerisinde özellikle bankacılık tarafındaki yukarı yönlü reaksiyonlar dikkat çekiyor. Tabii depremle birlikte son dönemde özellikle demir çelik ve çimento tarafındaki fiyatlama reaksiyonları önem arz etmişti. Bunu taş toprak ve metal ana sektörü içerisindeki sektörel bazlı fiyatlama reaksiyonu ve sektör içerisindeki belli başlı şirketlerin performanslarından izledik. Tabii mevcut süreçte
Çok fazla aşırı yükseliş içerisine girdiği için de ister istemez son 2 haftalık periyotta bu konuyla alakalı bir uyarı bilgisi mahiyinde paylaşımlarımızı da yapmıştık sizler vasıtasıyla. Çünkü bu düzeltmelere ihtiyaç olduğunu da çok net bir şekilde görebilmekteydik. Tabii baktığımız zaman da bu tür yükselişler sonrasında belli başlı düzeltmeleri de görmüş olduk. Tabii düzeltmeyi gördük ama yine deprem sebebiyle ve daha sonraki süreçte mevcut o bölgelerde yapılacak ve hem bütün alt kalemleri de ilgilendirecek bir süreç olduğu için bu noktada yeni dönemdeki fiyatlama reaksiyonlarında da o popülerliği izliyor olacağız. Tabii buradaki mevcut sektörel ve şirket ayrışmaları içerisine girdiğimizde söyleyebiliriz. Özellikle kısa vadeli işlemlerde banka tarafında biraz daha yoğunlaşmanın olduğunu da görebiliyoruz. Zaten sektörel bazda dolar bazında zirvelerden uzaklık derecelerine baktığımız zaman da çoğu sektöre göre bankacılığın oldukça uzakta olduğunu da söyleyebiliriz. Bu anlamda yeni dönemde de bankacılık tarafındaki yukarı yönlü performansların devam edebilme ihtimaline karşın gelecek dönemde de işte ortadaki soru işaretleri kalkacak mı kalkmayacak mı bunu da seçim sonrasındaki süreçte Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik politikalarında nasıl bir aksiyon olacak bunu inceliyor olacağız ama şu anda seçim dönemine kadarki süreçte borsalardaki iyimser performansın devam edebilme ihtimali ön plandadır diyebiliriz. Borsanın yukarı yönlü hareketine devam edecek olması burada her sektörün ve her şirketin aynı performans sağlayacağı anlamına gelmemeli. Kaldı ki 2022 yılının ikinci döneminde özellikle alternatifsizlik kavramı burada borsayı çok ciddi reaksiyonlar oluşturmasına sebebiyet vermişti ve hemen hemen gözümüzü kapattığımız zaman hangi şirketi alırsak orada sorun yaşamıyorduk. Ama 2023 yılı öyle bir sene olmayacağını yılın başından beri söylüyoruz. Çünkü alternatiflerin olabileceği bir süreçteyiz. Hatta 2023'ün ikinci dönemi itibariyle bu alternatiflerin çok daha fazlalaşacağı bir global destekli sürecin de gündemimizi meşgul edeceğini söyleyebiliriz. Şu anda global tarafta özellikle faiz tarafındaki revizeler ve ay ay bunların erteleniyor olması ister istemez süreci biraz uzaklaştırabiliyor alternatiflik anlamda ama yine de ikinci dönemden itibaren global ağırlıklı alternatiflerde söz konusu. Bu anlamda da özellikle yatırımcıların portföy ağırlıklandırmaları içerisinde diğer alternatifleri de düşünmesi burada da mevcut seçim dönemine kadar ki o portföy tercihleri içerisinde de hisselerin ağırlıkla içerisinde bulunabileceğini söyleyebiliriz. Burada tercih yaparken iki unsura bakacağız. Birincisi fiyat anlamında gerçekten makul bölgelerde mi? İkincisi bu makul bölgelerde olan fiyatlama davranışlarında şirketlerde temel hikayeler söz konusu mu? Örnek veriyorum. Mesela biraz önce de size arz etmiştim. Dolar bazlı zirve seviyelerinden uzaklık yakınlıklara baktığımız zaman mesela bankacılık oldukça uzakta. Mesela gayrimenkul oldukça uzakta. Mesela sanayi oldukça yakın. Yani bunları dikkate alıp buradaki potansiyelleri değerlendirmek gerekiyor. Geride kalmış şirketler hangileri, sektörler hangileri ve burada da bu sektör içerisindeki şirketlerde temel hikayeler var mı şeklinde bunları incelediğimiz zaman araştırma raporlarını daha detaylı bir şekilde takip ettiğimiz zaman burada risk yönetimini gerçekleştirebilirler ve buna ilişkin de en azından yılın ilk yarısı, ikinci yarısı olarak portföy stratejilerini oluşturabilirler. Bugün Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini yayınladı ve geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcının hisse tarafında 137 milyon dolarlık alım yaptığını gördük. Bir önceki hafta yaklaşık 260 milyon dolarlık bir satışı vardı yabancının ama tekrar geçtiğimiz hafta alım yapmış ki 2 hafta öncesinde aralıksız 4 haftalık ufak da olsa para girişleri vardı. Sadece 2 hafta evvel yaklaşık 260 milyon dolarlık bir para çıkışı söz konusuydu ama son hafta geçtiğimiz hafta itibariyle tekrar 137 milyon dolarlık, yaklaşık 137 milyon dolarlık
hisse senedi almış yabancı yatırımcı. Bir yandan da tabii bu haftaki verileri bilmiyoruz ama bu hafta bankaların yaptığı rally ile beraber akıllara acaba yabancı alımı var mı sorusu da geliyor. Bu noktada yabancı oranının son durumuna bir göz atalım. Borsa İstanbul'da yabancı payı özellikle deprem sonrası 28 Şubat'ta %28,65'e kadar düştü. Tarihi dibini 28 Şubat'ta gördü. Hala da %30'un altındayız. Tarihi diplere yakınız ama birkaç gündür yükseliş var. %28,92 şu anda Borsa İstanbul pay piyasasındaki yabancı oranı. Elbette aslında yabancı oranındaki yükseliş ya da düşüşler son yıllarda borsadaki genel trendi çok etkilemiyor. 2020 başından beri çok hızlı, çok sert bir geri çekilme var yabancı payında. %60'lardan geldik %30'un altına ama tabii aynı süre zarfında BIST 100 çok devasa bir rally yaptı. Hala da o uzun vadeli trendin içindeyiz. Fakat son günlerde ufak da olsa yabancı payının toparlandığını ve geçen haftada yabancının hisse senedi aldığını söylemek mümkün. Şimdi bu grafikler sonrasında da özellikle Dr. Murat Kayacan'ın yabancı yatırımcıların TL varlıklara bakış açısına yönelik yorumlarını izleyelim. CDS'teki yumuşama, işte buradan izleyenlerimiz artık gerçi her şeyi herkes ekonomi konuştuğu için biliyorlardır ama işte derecelenme notlarının spekülatif olması ve siyasetin, uluslararası siyasetin girmesi manipüle ediliyor olması yüzünden artık CDS'e bakıyoruz. Dolayısıyla bu da neyi gösteriyor bize? İşte 10 bin dolarlık bir devlet hazinesi borcunun her ülke için geçerli bu. Ödenmesi durumuna ilişkin ödeyememezlik primi nedir? Bir sigorta terimi aslında. Bu terimin aşağı doğru aşağı rakamsal olarak düşüyor olması ülkenin borcunu ödeyebilme kapasitesinin yabancılar nezdinde arttığını yani kreditörler nezdinde arttığını dolayısıyla da daha güvenilir bir Türkiye olduğunu bize gösterir demiştik. CDS'de de makul bir aşağı doğru inmeden var ama nihai tahlilde dar bir piyasa CDS piyasası. Oyuncular belli. Ha bunun manipüle edildiğini söylemiyorum ben ama bunun bir uzun soluklu olması lazım. Çünkü uzun zamandır biz yüksek CDS'lerle mücadele ediyoruz ve kötü bir şey bu. Çünkü CDS yüksek olduğu zaman da yurt dışından borçlanma faizlerimiz artıyor. Üstüne üstlük yani Merkez Bankası'nın swaplarla oluşturmuş olduğu bu geçici dinginlik nihai tahlilde swap dediğimiz belli bir zaman sonra muhasebesi açıdan yaptığım bir kritik yok ama sonuçta bunu geri vereceksiniz. Yani bir bankanın kalkıp da Suudi Merkez Bankası'nın gelip de Türkiye'de Türk Merkez Bankası'na mevduat açması da aynı şekilde. Yani geçici, korkutan tarafı işin o ve kalıcı çözümlerden uzak bir şekilde tutunmaya çalışıyoruz. Ve bir de bu dediğim gibi deprem sonrası döviz maliyetlerini engellemek, dövizdeki aşkın bir girişi engellemek adına Merkez Bankası'nın başarılı bir şekilde kurları aşağıda tutması güzel ama sonuç itibariyle bunların hepsi artı kaynak gerektiriyor ve bağımlılığı artıran şeyler. Dolayısıyla biz istiyoruz ki yabancı yatırımcının geleceği bir Türkiye olsun ama bakacak olursak ya gelişmekte olan ülkelere, diğer ülkelere yabancı yatırımcının ne zaman girdiği ya da Türkiye'ye ne zaman yakını baktığımız zaman görüyoruz ki hikayesi olan bir ülke için böyle bir yatırımcı kitlesi hareket edebiliyor. Türkiye'nin riskini almak çok verimli ve çok karlı. Bunu daha önce de gördük ama keşke tabii mahkum olmasaydı hiçbir yasada ki bütçe açığımız yüzünden böyle bir şeye ihtiyacımız olmasaydı ve hakkımız olan enerji kaynaklarına ulaşarak enerji maliyetlerini tasfiye edebiliyor olsaydık. Ama nihayetinde ortadaki durum çok net ve ülkenin nihayet halinde yabancı yatırımı çekebilmesi güzel olur. Olurdu ama ben yine de seçime kadar ya da seçimin tam sorunsuz ve sıkıntısız bir gerçekleşecek olduğunu görmeyi bekleyeceklerini düşünürüm. Orta vadeli risk almaktan imtina etmeyen fonların ya da yabancıların ki fonlar öncelikle tercihimiz olacaktır. Küresel hisse piyasalarına da bir göz atalım. Şu an ABD'de satış var. %0,6, %0,9 arası değişiyor negatiflik şu anda. Ve S&P 500 3950'lere doğru çekildi. Yarın kritik olabilir. İki gün önce Powell'ın şahin mesajlarını gördük ve yarın da tarım işi istihdam var. İşsizlik oranı, saatlik kazançlar bu üç veri. FED konusunda biraz daha şahin bir para politikasına işaret ederse, parasal sıkılaşmanın tonu açısından yarın destekleyici istihdam verileri görürsek belki de çok daha sert fiyatlamalar da olabilir. Yarına dikkat etmek lazım. Veri öncesi de bugün düşüş var şu an ABD borsalarında. Bugün Avrupa'da da DAX hariç düşüş vardı. DAX sadece Frankfurt'ta yatay kapattı. Asya'da da Japonya Nikkei endeksi hariç bir geri çekilme eğilimi söz konusuydu diyebiliriz. Global hisse piyasalarında risk alma iştahı bugün düşüktü diye özetlemek mümkün. Peki Jerome Powell'ın Fed Başkanı'nın
Geçtiğimiz gün Senato'da yaptığı sunumdan sonra Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda hangi detaylar öne çıktı? İzleyelim. Fed Başkanı Jerome Powell, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde para politikası sunumu yaptı. Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını açıklayan Powell, Temsilciler Meclisi konuşmasında faiz artırımlarının hızı konusunda karara varamadık dedi. Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz. Yaklaşan veriler, yetkililerin bir sonraki toplantısında 25 bas puan mı yoksa 50 bas puan mı faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını belirlemeye yardımcı olacak. Mart toplantısı ile ilgili herhangi bir karar almadıklarını söyleyen Powell, ek verileri görene kadar bu konu hakkında bir karar almayacaklarını da söyledi. Powell, Ocak ayından bu yana gelen verilere ve Kasım'la Aralık ayı enflasyon verilerindeki revizyonlara baktıklarını belirterek, verilerin faiz oranlarının nihai seviyesinin beklenenden daha yüksek olacağını gösterdiğini ifade etti. Powell konuşmasında enflasyonla mücadeledeki kararlılığı da vurguladı. Fiyat istikrarını sağlamada başarısızlığın maliyetinin son derece yüksek olacağını düşünüyorum ve başarının maliyeti olsa da başarısızlığın maliyeti çok daha yüksek olacak. Powell, ekonomiyi fiyat istikrarını sağlamaya yetecek kadar soğutmak için işsizlikte bir miktar artış görme isteğinin sinyalini de verdi. Dolar endeksi de şu an 105.20'lerde ve tarımcı istihdamı öncesi bugün ufak bir gevşeme söz konusu. Geçtiğimiz iki gün boyunca önemli bir yukarı hareketlilik görmüştük Powell'ın mesajlarıyla beraber. Peki Powell'ın mesajları sonrası piyasalarda beklentiler nasıl? Arda Coşar'ın yorumlarını izleyelim. Salı günü sert konuştu. Çarşamba günü de bir miktar konuşma dozunu yavaşlattı, yumuşattı. Şöyle söyleyeyim, son dönem gelen ABD verilerini gördük. Hem enflasyon tarafı beklentiden yüksek geldi ve yüksek kalmaya devam ediyor. Her ne kadar eğilim olarak bir gerileme söz konusu olsa da beklentiden yüksek geldi. Tarım dışı istihdam tarzı veriler, yani ekonomik aktiviteyi belli eden veriler de güçlü gelmeye devam ediyor büyük ölçüde. Bunları bir yere koyduğumuz zaman yani ABD tarafındaki enflasyon dirençli olmaya devam edecek gibi bir görüntü söz konusu. FED üyeleri de bunu böyle değerlendiriyor. Şimdi bizim önceki beklentilerimiz, tabii beklentilerimiz derken FED tutanaklarında görülen durum neydi? İşte FED faizi %5 ile 5.25 arasında olacak. Yani bu ne demekti? Mart ayında 25 bas puanlık bir faiz artışına işaret ediyordu. Son verilerden sonra ve FED başkanlarından gelen açıklamalardan sonra bu beklenti yukarı doğru revize edildi ve bunun fiyatlamasını hem ABD borsalarında hem dövizde hem altında gördük. Benim görüşüm Mart ayında 25 bas puan faiz artışı yapar. 50 bas puan yapma ihtimali de var. Ama bundan sonraki toplantılarda yine faiz artışını gündeme getirme ihtimalleri çoğaldı diye düşünüyorum FED için. 2022 yıl sonu, 2023 yıl başı itibariyle piyasalar iyimserdi. Çünkü deniliyordu ki FED işte %5-5.25 bandına çıkartacak faizi. Artık her şey belirlendi. İşte ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3.5'a kadar gerilemişti. S&P ile Nasdaq'ta da bir rally görmüştük. Ancak daha sonra gelen veriler ve FED başkanlarından sonraki açıklamalarla beraber durup değişti. Tekrardan FED, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4'e kadar yükseldi neredeyse. ABD borsalarında da gerileme gördük. Şimdi tahvil tarafına bakarsak öncelikli olarak %4'e doğru gitti faiz, doğru, ama ben %4 ve üzerinde bir rakam kalıcı olarak beklemiyorum. Daha çok %4'e yakın rakamlar olabilir ama %4'ün aşağısında fiyatlanmasını bekliyorum tahvil faizlerinin. Yani son verilerden dolayı Fed'in aldığı aksiyonlar daha önceki beklentilerden sapabilir, yukarı doğru sapabilir, evet. Ekstra bir 50 bas puanlık daha faiz artışı önceki beklentilere göre gelebilir. Ama bunun fiyatlamasını çok sert olacağını düşünmüyorum. Yani %4-3.75 arasında bir faiz görebiliriz. Hatta daha da biraz gerileyebilir diye düşünüyorum. %4 üzerinde faizi kalıcı olmasını beklemiyorum. Diğer açıdan hisse senetleri tarafına bakarsak aslında biz S&P ve Nasdaq'ta bir rally görmüştük. Son verilerle FED açıklamalarına beraber gerileme yaşandı. Eski seviyelerini beklemem. Daha önce gördüğümüz dip yerlere geri gelmesini beklemiyorum. İşte raporlar geldi. İşte S&P'nin gerilemesini, dediğiniz gibi daha uzun sürecek bir gerilemeleri işaret eden banka raporları geldi. Ama benim görüşüm
Bu sene gördüğümüz dip seviyelerin veya 2022 yılında gördüğümüz dip seviyeleri aşılmayacağı yönünde. Ben daha çok bu haberlerden dolayı evet bir geri çekilme bir miktar daha yaşayabilir. Ama yukarı yönlü önü daha açık diye düşünüyorum. Bu hafta dolar da hareketlendi. Dolar TL'de bugün de ufak da olsa yükseliş görüyoruz 18.96'da şu anda. Bu arada KKM'ye para girişleri de artıyor. Bugünkü son verilere baktığımızda 1 trilyon 577 milyar liralık büyüklük var KKM'de. İzleyelim. Kur korumalı mevduat uygulaması rekorlarına devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun haftalık verilerine göre 3 Mart haftasında kur korumalı mevduat hacmi 1 trilyon 577 milyar 190 milyon liraya yükselirken 6 Ocak'tan bu yana KKM'deki yükseliş 207.2 milyar lirayı buldu. Kur korumalı mevduatın rekorunda Merkez Bankası'nın dövizden dönüşlü kur korumalı mevduat hesabında faiz üst sınırını kaldırması ve TL mevduat oranında %60 hedefini tutturmak için bankaların yarışı etkili oldu. KKM büyüklüğü 13 Ocak haftasında 3.4 milyar lira artışla 1 trilyon 373 milyar liraya, 20 Ocak haftasında 12.2 milyar liralık artışla 1 trilyon 385 milyar liraya çıkmıştı. 27 Ocak haftasıyla KKM'de faiz üst sınırının kaldırılmasıyla birlikte KKM'deki haftalık artış hız kazandı. 27 Ocak haftasında 21.2 milyar lira, 3 Şubat haftasında 48.9 milyar lira, 10 Şubat haftasında 27.6 milyar lira, 17 Şubat haftasında 16.4 milyar lira artan KKM hacmi, 24 Şubat haftasında ise 51.9 milyar lira artışla son zamanların en hızlı yükselişine imza attı. 3 Mart haftasında ise KKM hesaplarındaki haftalık büyüme 25 milyar 365 milyon lira oldu. Asya borsalarında bugün Japonya hariç düşüş vardı. Sadece Nikkei 225 Japonya'da yukarı gitti ve aynı zamanda Çin'den ve Japonya'dan büyüme rakamları vardı. Çin'de fiyatlardaki artış hız keserken hatta Şubat ayında enflasyon, manşet enflasyonu aylık %0.5 düşerken Japonya'da da büyüme temposu geriledi. İzleyelim. Salgından sonra hızlı bir toparlanma sürecine giren Çin'de enflasyon yavaşlıyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Şubat ayında tüketici fiyatları %0,5 geriledi. Yıllık enflasyondaki artış ise %1 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay %6,2 yukarı giden gıda fiyatlarındaki artış geçen ay %2,6 seviyesinde kaldı. Gıda dışı fiyatlarda artış %0,6 olarak görüldü. Yılın ilk iki ayında tüketici fiyatlarındaki artış %1,5 oldu. Çin'de üretici fiyatları da 2022 yılı Ekim ayında başladığı düşüşünü devam ettirdi. Üretici fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,4 geriledi. Üretici fiyatlarında aylık bazda ise bir değişim olmadı. Yılın ilk iki ayında üretici fiyatlarında düşüş %1,1 olarak gerçekleşti. Japonya'dansa büyüme verileri geldi. Japonya ekonomisi yılın son çeyreğinde büyüme kaydedemedi. Çeyreklik performans %0 olurken yıllık artış oranı da %0,6'dan %0,1'e geriledi. Japonya'da hane halkı tüketimi düşük kalmaya devam etti. Son çeyrek için harcamalar %0,3 oldu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın görev süresi sona ermeden başkanlık yapacağı son toplantısında faiz oranında bir değişiklik beklenmiyor. Analistlerin büyük çoğunluğu politikada bir değişikliğin olmasını beklemezken bazı analistler temkinli olma konusunda uyarılar yapıyor. Piyasalar Kuroda'nın finansal piyasaları etkileyebilecek bir sürpriz ayrılık yapmasına karşı dikkatli bir bekleyiş içine girdi. Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'nın görev süresi 8 Nisan'da doluyor. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Kazuo Ueda'nın Bush'un gelecek başkanı olmasını onayladı. Japonya Merkez Bankası Başkan Adayı Ueda, Şubat sonunda yaptığı açıklamada, getiri eğrisi kontrolünde değişiklik yapılması gerektiğinde, 10 yıl vadeli tahvilden daha kısa vadeli tahvile geçilmesi bir seçenek. Ancak başka birçok seçeneğimiz de var değerlendirmesinde bulunmuştu. Geçtiğimiz gün Powell'ın açıklamalarıyla hareketlenen ABD tahvilleri bugün sakinleşti. Hatta tahviller bir miktar değer kazandı ve faiz oranları düştü. 2 yıllık %4.93'e geriledi. 10 yıllık %4'ün üzerindeydi. %3.91'e gelmiş durumda. Dolayısıyla bugün bir miktar hem tahvil cephesi sakinleşti ABD'de hem de dolar endeksi ufak da olsa geriye geldi diyebiliriz. Bu arada Fed 5 kitap raporunu yayınladı dün akşam. Orada iktisadi faaliyet ve enflasyona ilişkin hangi detaylar vardı? İzleyelim.
Fed, 5 kitap raporunda ekonomik faaliyetin biraz arttığı değerlendirmesini paylaştı. Fed'in 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin mevcut durumunu ortaya koyan raporun Mart sayısı yayımlandı. Raporda tüketici harcamalarının genel olarak yatay bir seyir izlediği kaydedildi. Bazı bölgelerde yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları tüketicilerin isteğe bağlı satın alma gücünü düşürmeye devam ederken artan kredi kartı borcu ile ilgili bazı endişeler sürüyor. Seyahat ve turizm faaliyetlerinin çoğu bölgede oldukça güçlü kalmaya devam ettiği kaydedilen raporda, imalat faaliyetinin ise daralma döneminin ardından istikrar kazandığı belirtildi. Raporda kredi talebinin azaldığı, kredi standartlarının sıkılaştığı ve temerrüt oranlarının keskin bir şekilde arttığı ifade edildi. Fiyat artışlarına da değinilen raporda birçok bölgede fiyat artışları yavaşlasa da enflasyonist baskılar yaygın olmaya devam ettiği ifadesi kullanıldı. Birçok bölgede fiyat artışları yavaşlasa da enflasyonist baskılar yaygın olmaya devam etti. Fed'in birçok bölgesinde fiyat artışları ılımlı seyrederken, ileriye bakıldığında da kişiler fiyat artışlarının yıl boyunca ılımlı bir şekilde devam etmesini bekliyor. Bugün içeride 2 yıllık gösterge tahvil değer kaybetti ve faiz %10.53'e yükseldi. 5 ve 10 yıllıkta ise gösterge faizlerin bir miktar gerilediğini gördük. Bu arada özellikle hazinenin Eurobond ihracı da takip edildi. Yine son dönemde hazinenin borçlanma maliyeti de takip ediliyor. Merkez Bankası'nın genişlemeci para politikası ile beraber hazinenin borçlanma maliyeti nasıl değişti? İzleyelim. Türkiye ekonomi modeli makroekonomik göstergelere pozitif yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen politikalarla ekonomisi faiz çıkmazından kurtulan Türkiye, yatırım, üretim ve istihdam odaklı büyümesini sürdürüyor. Türkiye ekonomisinin 2022'de %5,6 büyümesinde faizlerin düşük olmasının katkısı büyük oldu. Faizlerin düşmesiyle hazinenin borçlanma maliyeti hayli azaldı ve milyarlarca lira devletin kasasında kaldı. İlk etapta kur korumalı mevduatın devreye alınması kurdaki oynaklığı baskıladı. Bu da TL üzerindeki dolar baskısını azalttı, Türkiye tahvillerine olan ilgi zirveye çıktı. Bu durum, hazinenin borçlanma maliyetlerinin hızla aşağıya çekilmesini sağladı. Ocak 2022'de %24 ila 25 olan hazinenin borçlanma maliyeti %10'a kadar geriledi. 8 Mart 2023 itibarıyla Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi %10,5 ve 5 yıllık tahvil faizi ise %8,8 seviyelerinde kaydedildi. 10 yıllık tahvil faizi de %11,86 ile dip seviyelerde seyrediyor. 2 yıllık tahvil faizi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden önce %7,26'ya kadar gerilemişti. Depremin ardından bir miktar yükselip %10,5'e çıksa da bu oran hazinenin borçlanmada elini güçlendirdi. Bu durum paradan para kazanan çevrelerin ekonomik göstergelerle istediği gibi oynama dönemini de bitirdi. Daha önceden faize giden para artık kasada kalıyor. Kasada kalan para kamu yatırımlarına dönüşüyor. Hazinenin borçlanma maliyetinde yaşanan %60'lık düşüş, devletin kasasından daha az para çıkmasını sağladı. 2020 yılı sonunda 34 ay olan iç borçlanmanın ortalama vadesi 70 aya yükseldi. Düşük faiz ortamı hazineye sabit getirili senetlerle borçlanma avantajı da sağladı. 2019-2021 döneminde toplam iç borçlanmanın %38'i sabit getirili senetlerden oluşurken 2022 yılında bu oran yaklaşık %60'a yükseldi. Devletin faiz harcamalarının bütçe içerisindeki payında da güçlü bir azalma var. 2002'de faiz harcamalarının bütçe harcamaları içindeki payı %43,2 iken, 2022 yılında yapılan faiz indirimlerinin de etkisiyle bu oran %10,5'e geriledi. Yine benzer şekilde 2002 yılında faiz harcamalarının milli gelir içindeki payı %14,3 iken, 2022'de bu oran %2,5 ile sınırlı kaldı. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında devam edeceğiz. Bu akşam öne çıkan bazı şirket gelişmelerine göz atalım şimdi. Öncelikle Turkcell'in açıkladığı finansallara değineceğiz. Bugün akşam son çeyrek sonuçlarını açıkladı Turkcell. Dördüncü çeyrekte yaklaşık 5.9 milyar TL'nin etkar. Yılın tamamında 11 milyar TL ve son çeyrek karı beklentilerin bir hayli üzerinde. O çeyreksel performansa grafikte bir bakalım. Tabii bunun bir sebebi var aslında. Piyasa 1.9 milyar TL bekliyordu son çeyrek için ortalama. Aslında vergi öncesi kar piyasanın beklediğine çok paralel. Fakat son çeyrekte şirketin
ertelenmiş vergi geliri var yaklaşık 4 milyar TL civarında. Bunun etkisiyle son çeyrekte beklentinin çok üzerinde 5.9 milyar bir net kar rakamı ortaya çıkmış. Tamamen vergi geliri etkisi burada söz konusu diyebiliriz. Diğer çeyreklere baktığımızda aslında her çeyrek net karı yükseldi bir önceki çeyreğe göre ama 4. çeyrekte vergi geliri etkisiyle ekstra bir hareketlilik söz konusu olmuş net kar rakamında. Yılın tamamını da 11 milyarlık net karla kapatmış. 2021'e göre %120'lik bir büyüme var. Ama tabii bu vergi gibi geçici kalemlerin etkisi olmadan esas faaliyet karı gibi diğer asıl operasyonel göstergelere baktığımızda aslında çeyreksel bazda çok iyi bir performans yok. Örneğin esas faaliyet karı 4. çeyrekte 3. çeyreğe göre %15 daralmış. Esas faaliyet karı 2022'de sadece %37 artmış. Yüksek enflasyonist ortama rağmen esas faaliyet karı sadece %37 artmış 2022'de. Yine ciroya baktığımızda enflasyon oranlarının altında 2022'de %49'luk bir büyüme sağlamış. Yaklaşık 52.1 milyar TL'lik ciroyla geçen yılı kapatmış görünüyor Turkcell şirketi. Bu arada bu son 12 aylık kar rakamı ve borsadaki son kapanışıyla da beraber fiyat kazanç çarpanı 6.7'ye gerilemiş durumda. Piyasa değeri defter değeri oranı da 2.4 seviyesinde diyelim ve bugünkü kapanışını hatırlayalım. %0.3 bugün geriledi 33 lira 72 kuruş. Dün yükselmişti, hatta dün borsayı yukarıya çeken önemli şirketlerden biri Turkcell'di ama bugün bilanço öncesi bir miktar düştü. Ertelenmiş vergi geliri kalemiyle beklentinin üzerinde bir kar. Bakalım yarın piyasa nasıl fiyatlayacak. İzmir Demir Çelik'le devam edelim. İzmir Demir Çelik 2022 yılında toplam yaklaşık 1.1 milyar TL net kar elde ettiğini bildirdi. Geçen yılki hasılatı da 24.6 milyar TL düzeyine yükselmiş. Çeyreksel performansına bakalım grafikte. Son çeyreği iyi geçirmiş görünüyor. Bu yıl ikinci çeyrek zayıftı. Üçüncü çeyrekte kar arttı. Dördüncü çeyrekte daha da iyi bir performans ortaya koymuş. Dün de Çuadaroğlu Metal, yine metal ana sanayiden bir diğer şirket benzer bir performans açıklamıştı. Ve bugün ÇUSAN hissesinin tavan olduğunu görmüştük. İzmir Demir Çelik de bugün açıkladığı rakamlarda son çeyreği iyi geçirmiş görünüyor. Ki çeyreksel bazda dördüncü çeyrekte 772.7 milyon TL net kar elde etmiş ve 3. çeyreğe göre %290 arttırmayı başarmış. Bunu iyi bir son çeyrek geçirmiş. Hatta bunu kar marjı verilerinde de görmek mümkün. Sektörde marjlar daralıyor hem demir çelik hem metal sanayide ama son çeyrekte kar marjı, net kar marjı yükselmiş İzmir Demir Çelik'in. Aslında FABÖK marjı, brüt kar marjı, esas faaliyet kar marjında ufak bir düşüş var ama net kar marjı yükselmiş. Yılın tamamında ise rakamlara baktığımızda net kar marjı %4.6, FAVÖK marjı %14.8, esas faaliyet kar marjı %14 düzeyinde gerçekleşmiş görünüyor. Bu arada geçen yılı da yaklaşık %71'lik öz sermaye karlılığıyla tamamlamış. Yani 100 liralık öz kaynağa karşılık yaklaşık 71 lira net kar elde etmiş şirket. Tabii sektör performansına baktığımızda kötü. Geçen yılın ilk çeyreğinden beri belirgin bir daralma var marjlarda. Ama son çeyreği en azından marjlar anlamında iyi geçirmiş görünüyor İzmir Demir Çelik. Bugün kapanışı nasıldı bakalım. %2 prim yaptı. Bugün 5 lira 96 kuruş seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bu gördüğümüz son hisse fiyatını açıklanan son 12 aylık kâra böldüğümüzde yaklaşık 7.8'lik bir FK çarpanı var diyebiliriz. Firma değeri FAVÖK oranı da 4.1 seviyesinde. Piyasa değeri defter değeri çarpanı ise yaklaşık 3.6 düzeyinde diyelim ve ADESE gayrimenkulle devam edelim. O da bu akşam açıkladı. Gayrimenkul şirketlerinin hemen hemen tamamı son çeyrekte değerleme farklarından dolayı çok yüksek karlar açıklıyor. Keza ADESE'de de benzer bir görüntü var. Şirketin güçlü gelen son çeyrek karıyla beraber yılın tamamında yaklaşık 1,5 milyar net kar rakamı söz konusu. Değerleme farkları son çeyrekte ciddi bir etkide bulunmuş ki zaten 4. çeyrek karı 3. çeyreğe göre yaklaşık %6500 gibi devasa bir oranda artmış görünüyor diyelim ve ADESE'nin de kapanışına bakalım. Evet, ADESE bu arada
son kapanışı itibariyle fiyat kazan çarpanından bahsedelim. Bir seviyesine kadar düşmüş durumda. Bu yüksek değerleme farklarının yol açtığı kar artışıyla beraber şu an şirketin piyasa değeri neredeyse son bir yıllık karına gelmiş. Yani yaklaşık 1,5 milyar düzeyinde bir piyasa değeri söz konusu ve FK çarpanında bir seviyesinde son bir yıllık karına eşit bir piyasa değeri var. Piyasa değerinin defter değerine oranı ise 0,35'e kadar düşmüş durumda. Mercan Kimya'ya bakalım. Mercan Kimya'da ise şirketin 2022 karı 218 milyon TL oldu. %79 arttırmış geçen yıla göre. Ciro ise %123 artışla yaklaşık 1,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiş. Şimdi Mercan Kimya'nın kapanışına bakalım. Bugün bilanço öncesi sert yükseldi. %6,6'lık değer kazancı. Dün de yükselmişti. Üst üste ikinci günde değer kazancı devam etti. 36 liranın üzerinde. Özsu Balığı'nın da rakamlarına bakalım. Geçen yıl halka arz olan şirketlerden biri ve 2022 yılı net karını %905 artışla 84,9 milyon TL çıkardığı görülüyor. Geçen yıl 834,9 milyon TL'lik de ciro elde etmiş şirket. Esas faaliyet karı ise 149,2 milyon TL'ye yükselmiş. Son rakamlar ve son kapanış fiyatı itibariyle baktığımızda fiyat kazanç çarpanı 11,5 seviyesine gerilemiş durumda. Bu arada halka arzdan sonra da çok hızlı yükselmişti. Buna rağmen tabii kar da hızlı arttığı için fiyat kazanç çarpanı 11,5 düzeyinde. Ve bugünün en önemli gelişmelerinden biri kapanıştan sonra bildirdi. Ereğli Demir Çelik ve iştiraki İskenderun 2022 karından temettü dağıtmama kararı aldıklarını açıkladılar. Demir Çelik için 2022 sıkıntılı geçmişti. Artan maliyetler, daralan kar marjları bir anlamda sektörü olumsuz etkilemişti ki son çeyrekte bu iki şirket esas faaliyetlerinden zarar yazmıştı zaten. Ve 2022 yılında kar dağıtmama kararı aldıklarını, daha doğrusu 2022 karından temettü dağıtmama kararı aldıklarını bildirdi. Yine hem Ereğli'nin hem İskenderun'un açık kap duyurusuna baktığımızda şirket şöyle bir cümle de kullanıyor. Şirketimizin yatırım döneminde olması sebebiyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması şeklinde bir cümle de var. Yapılan yatırımlara da bir atıfta bulunmuş hem Ereğli hem de İskenderun Demir Çelik. Bugünkü kapanışlarını hatırlayalım her iki hissenin. Ereğli yatay kapattı bugün 42 lira 98 kuruş. Bir de İsdemir'i görelim. İsdemir'de de bugün %3,56'lık bir yukarı hareket gördük. Ereğli'den bağımsız biçimde bugün 45 liranın üzerine attı hisse fiyatı diyelim ve bu bölümü tamamlarken diğer şirket haberlerini de izleyelim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun sektöre yönelik temettü onayının ardından bankaların temettü teklifleri belli olmaya devam ediyor. Yapı Kredi de temettü teklifini açıkladı. Bankanın hisse başına brüt temettü teklifi 0,93 lira olurken brüt temettü verimliliği de %8 olarak gerçekleşti. Şişecam Tarsus'ta yapımı devam eden tesisine yeni bir yatırım yapma kararı daha aldı. Şirket bu kapsamda Tarsus'ta toplam 1,5 milyar lira yatırımla yıllık 490 bin ton üretim kapasiteli yeni tesis yapacak, Mersin'de kapasite artışı gerçekleştirecek. Konsus Enerji halka arz sonrası ilk faaliyet yılı sonuçlarını açıkladı. Şirket 2022 yılında karını %42 artırarak bilançosuna 47 milyon lira kar yazdı. Bu dönemde Konsus Enerji'nin gelirleri %51 artışla 560 milyon liraya yükseldi. Favökü %26'lık artışla 166 milyon lira oldu. Bilanço sonuçlarını değerlendiren Konsus Enerji Genel Müdürü Atay Arpacıoğulları, dağıtık güneş santrallerine ilişkin proje geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Ülker Bisküvi 35 milyon dolar ve 150 milyon euro dilimli olmak üzere toplam 195 milyon dolar tutarında sendikasyon anlaşması imzaladı. Açıklamada %20'si murabaha olan kredinin şirketin sürdürülebilirlik bağlantılı ilk kredisi olduğu ifade edildi. Enka İnşaat, Kuzey Makedonya'da 1,32 milyar euro değerinde otoyol projesi anlaşmasına imza attı. Şirket, projenin toplam 109 kilometre uzunluğunda ve 2027 yılının sonunda tamamlanacağını belirtti.
Şimdi son bölümde yorumlar alacağız. Philip Capital Yurtiçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan bizlerle. Merhaba Üzeyir Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Borsa İstanbul'daki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Bununla başlayalım. Bugün yatay bir kapanış ama hafta başından beri özellikle bankalar liderliğinde bir tekrar yukarı hareketlilik var. Sizce yarın haftayı nasıl tamamlarız? Genel gidişatı nasıl görüyorsunuz? Evet, yani burada baktığımızda malum bir seçim sürecine girdik ve bu seçim sürecinde de gelen haberler piyasa tarafında fiyatlanmaya devam ediyor. Biz bu fiyatlanma sürecini muhtemelen seçim sonuna kadar da, hatta belki seçimden bir süre sonra da izlemeye devam ediyor olacağız. Yani o açıdan ben biraz daha haber akışına bağlı volatil bir piyasa oluşacağı kanaatindeyim. Çünkü piyasanın seçim sürecinde ve seçim sonrasında ilk etapta tam anlamıyla bir senaryo kurmakta zorlanacağını düşünüyorum. Yani bir, seçime yönelik belirsizlikler var. İki, seçim geçtikten sonra ortaya çıkacak yeni tabloda ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlikler var. Ortaya çıkan ekonomi yönetiminin alacağı aksiyonlarının hızı ve zamanlaması var. Yani aslında birçok belirsizlik var bu çerçevede baktığımızda. O açıdan bu belirsizlik ortadan kalkana kadar piyasalarda biraz gelgitlerle dolu bir dönem yaşıyor olacağız. Yapılan her anket, yapılan her açıklama piyasada gün aşırı volatiliteyi arttırmaya devam ediyor olacak. Ben biraz daha bu açıdan, hani daha önceki zirve 5700'dü, burası aşağıda da 5000. Bu bant içerisinde gelgitleri görebiliriz kanaatindeyim. Burada biraz daha, hani bir taraf zorlanacaksa o muhtemelen 5700 olacak. Onu biraz daha üzerinde belki zorlayabiliriz ama kalıcı bir trende dönüşür mü derseniz bunu beklemiyorum açıkçası. Bu arada bu hafta boyunca bankalardaki yükselişi nasıl okumak lazım? Temettüler de açıklanıyor. En son Yapı Kredi açıkladı. Bununla beraber son çeyrek karları sonrasında bazı bankaların özellikle fiyat kazanç çarpanlarının 1,5 seviyelerine kadar gerilediği görüldü. Acaba bir ucuzluk hikayesi mi var yoksa başka faktörler de fiyatlanıyor mu bu hafta bankalarda? Yani biraz seçim etkisi diyebiliriz oradaki fiyatlamada da, açıkçası ben onu daha ağır ön plana çektiği kanaatindeyim. Evet, bankalar bakınca fiyat kazanç oranları düşük, ucuz gibi gözüküyor ama bu karlılıkların sürdürülüp sürdürülemeyeceği, mevcut ekonomik sistemin devam edip etmeyeceği buradaki en büyük belirsizlik. O nedenle de bu FK'lar yanıltıcı olabilir. Yani bir, bu faiz oranları, bu politikalar devam edecek mi? İki, 2023 bittikten sonra 2024'te enflasyon muhasebesi süreci bitince, enflasyon muhasebesi uygulanacak olursa ya da enflasyon çok çok daha düşerse bu denli yüksek karlar edilebilir mi? Yani bunların hepsi muğlak konular. O nedenle hani olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde de olağanüstü rakamlar görülebiliyor şirketler tarafında. Bu karların çok sürdürülebilir olduğuna piyasa inanmıyor. Aksi takdirde 1-1,5 FK ile çalışan bir şirketi, yani bu sene yatırdığınız parayı bir sene sonra geri alabileceğiniz bir şirketi piyasada pas geçmez. Burada biraz daha dediğim gibi enflasyonist etkiler, reel karın bu kadar yüksek olmadığı beklentisi, ki enflasyon muhasebesi uygulamıyor şirketler. Bazı şirketler kendi yurt dışı iştiraklerine falan yönelik hani bu enflasyon muhasebesini uyguluyor ama hani buradaki tam net tabloları bilmiyoruz. Yani bu çerçeveden bakınca bu kadar düşük çarpanla fiyatlanmasının temel hikayesi, hani bu karların gerçekçi olmaması ve sürdürülebilir olmadığına yönelik inanç bana kalırsa. Bu tabii bu hafta bankalar ve holdingler bir arada hareketlenince acaba yabancı alımı var mı soruları da beraberinde geldi. Bugünkü menkul kıymet istatistiklerine göre geçen hafta yabancı bir miktar hisse almış ama acaba bu hafta piyasada yabancı var mı ya da yabancının gelme potansiyeli var mı acaba piyasamıza? Yani yıllardır gelmeyip tam seçim arifesinde gelirlerse takdir etmek lazım yani onları. Ama ben bunun çok öyle kalıcı bir giriş olacağı kanaatli değilim. Anlık piyasanın reaksiyonlarına bağlı olarak haftalık bazda girişler görebiliriz ama bu girişler hani piyasada yeniden pozisyonlanma, Türkiye ağırlığını arttırma gibi bir senaryoyu en azından seçimden önce getirmez diye düşünüyorum. Biraz daha hani bu anlık haber akışları artı piyasanın bu haber akışlarına verdiği reaksiyonda bankalar gibi, holdingler gibi ya da büyük sanayi şirketleri gibi likiditesi yüksek şirketleri tercih etmiş olması da hareketin bu hisse senetlerinde biraz daha sertleşmesine sebebiyet verdi. Onu da göz önünde bulundurmak gerekir.
Dördüncü çeyrek finansallarını genel çerçevede nasıl buluyorsunuz? Özellikle son gelen kar rakamları sonrası BIST 100 ortalamasında fiyat kazançlarının düştüğü görüldü. Az evvel bankalar için piyasa sürdürülebilirliğine şu an çok inanmıyor dediniz. Genel piyasadaki FK'lara baktığınızda hala bir ucuzluk hikayesi var mı, yoksa burada da dikkatli mi olmak lazım? Yani şunu söyleyeyim, ben FK'yı açık söylemek gerekirse hani değerleme statüsünde belki en son baktığım değerleme rasyosu diyebilirim. Yani çok yanıltıcıdır. Yani bir şirketin FK'sının anlam bulabilmesi için şirketin çok istikrarlı bir kar grafiğinin olması ve çok fazla dalgalanma olmaması lazım. Ama Türkiye'ye baktığınızda örneğin şirketler kar açıklıyorlar. Bugün de örneğin Turkcell'in karı vardı. Piyasa 2 milyar bekliyordu. Net kar 6 milyar geldi. Hani bakıyorsunuz 4 milyar ertelenmiş vergi geliri vesaire. Yani ya da bir bakıyorsunuz bir şirket kar açıklıyor. Açıklanan kâra bir bakıyorsunuz %80'i yeniden değerleme. Yani faaliyetlerle çok ilişkili olmayan tek seferlik karlar. Ama FK dediğimiz zaman bu toplam kâra bakıyoruz ve bu faaliyet dışı bu karların da tek seferlik karların da burada etkili olduğunu görüyoruz. Yani o nedenle FK'sı ucuz diyebilmek bizim şirketlere bence hani çok mümkün değil. Yani dediğim gibi orada biraz daha belki firma değeri FAVÖK ya da işte piyasa değeri FAVÖK gibi rasyonlara bakmak bence daha doğru olan şirketler tarafında. İkincisi de evet, bizim piyasamız görece olarak hani ben hala iskontolu olduğu kanaatindeyim. Burada da temel gerekçem şu. Yani TL bazında bir enflasyon var ve bu enflasyonu tam anlamıyla fiyatladığımızı düşünmüyorum borsa tarafında. Kaldı ki biz özellikle 2013 sonrası süreçte, yani 14-15'te özellikle Raif Brunson krizi, işte darbe süreci, darbe girişimi süreci, pandemi süreci vesaire gibi süreçlerde emsallerimizden çok ucuz kalmıştık. Yani o süreçte olan enflasyonları da, büyümeyi de tam fiyatlara yansıtamamıştık. Geçen sene bunun bir miktarını karşıladık ama hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. İkincisi de dolar bazında bizim endekse baktığımızda hani hep söyleriz 500 dolar bazında zirveler diye. Ama biz dolar bazında 500 zirveyi gördüğümüz zamanlarda yurt dışı endeksler çok çok daha düşük seviyelerdeydi. Yani şimdi küresel ölçüde çok ciddi bir fiyatlamanın olduğu dönemden geçiyoruz. Yani hatırlayacak olursanız örneğin 2013'te biz işte o 500 dolar civarını gördüğümüzde S&P'ye bakıyorum. Hani 1400-1500 civarında bir endeks vardı. Şu anda 4000 civarında. Yani dünyada varlık fiyatları dolar bazında neredeyse birçok endekste o günkü zirvemize göre 2'ye 3'e katladı. Biz hala o günkü zirvemizin yarısından fiyatları konuşuyoruz. Yani bu açıdan dolar bazında da ucuzuz. Enflasyonla kıyasladığımızda, Türkiye'nin nominal gayri safi yurt içi hasıla girişimiyle kıyasladığımızda da ucuzuz. Yani her alanda ucuzuz. Ama bu ucuzluğunda bir gerekçesi var. O da Türkiye'nin risk primi. Yani 500 civarında bir risk primimiz varken, ki o da düşmüş hali. Normal 700-800-900'leri görmüştük. Hani bu kadar yüksek risk puanı olan bir ülkenin de hani diğerleriyle eşit fiyatlanmasını da beklemek çok doğru değil. Önümüzdeki dönemde eğer bu risk primimiz düşecek olursa makul seviyeleri 250'lerin altına, belki 200'lere doğru, o zaman bu farkın çok ciddi kapandığını ve borsada çok ciddi getiriler olduğunu konuşabiliriz. Ama şu aşamada henüz daha dediğim gibi en azından seçim satına girmişken biraz bu mümkün değil gibi gözüküyor bana kalırsa. Diğer yandan özellikle tabii şirketler bir yandan temettülerini ya da bedelsiz sermaye artışlarını da açıklıyor. Bu akşam Ereğli ve İskenderun Demir Çelik temettü dağıtmama kararı aldı. Çok istikrarlı temettü şirketleriydi bunlar aslında. Hatta temettü veriminin yüksek olmasıyla da popülerdi ama tam tersi bir karar geldi. Sizce olumsuz etkilenir mi piyasa fiyatlaması, ya da sizce yatırımcılar bunu nasıl algılayacaktır? Yani yatırımcı temettüyü sever. O nedenle temettüyü dağıtılmayacak haberi muhtemelen hisse üzerinde baskı oluşturacaktır. Bir yeniden geri alım programından bahsedildi ama 31 Mart'ta genel kurula sunulması konusunda, sonrasında belki hisseye destek olunabilir ama aslında çok da beklenmeyen sürpriz bir karar değil. Özellikle dünkü, daha doğrusu bugünkü bu vergiler, dün akşamki pardon, teşviklere yönelik oradan %10'luk tutarda ilave vergi gelmiş olması, özellikle yatırım sürecinde olan teşvik almış birçok şirkette ek vergiler anlamına geliyor. Bunlar da şirketlerin nakit akışı tarafında bir olumsuzluğa sebebiyet verecektir. İkincisi Ereğli yatırım sürecinde, İskenderun Demir Çelik'te bir deprem süreci yaşandı. Orada renovasyon süreci olacak. Hani bunları göz önünde bulundurduğumuzda hani şirketin bir nakdi ihtiyacı söz konusu olacak önümüzdeki dönemde. Nakit akışını bozmama adına da böyle bir karar alınmış durumda.
Yoksa bu Eren'in sizin de bahsettiğiniz gibi çok alışık olduğumuz bir tablo değil temettüyü dağıtmaması. Ama mevcut süreç buna itti. Piyasanın reaksiyonu da kanımca yarın negatif olacaktır bu tarafta. Bugün özellikle BIST %'de en çok yükselenlere baktığımızda çimentolar var. Bu özellikle felaket yaşadığımızdan beri çok yüksek bir oynaklık var bu hisselerde. Ya çok sert düşüyorlar ya çok sert yükseliyorlar. Bu oynaklık ortamında sizce nelere dikkat etmek lazım? Çimentolar sizce adil değerine geldi mi yoksa ucuz diyebilir miyiz bu hisseler için? Yani gerçekten deprem süreci çok ciddi manada orada fiyatlama davranışlarını değiştirdi. Ben bu tarz süreçlerde yani böyle bu tarz haberler elbette bir değişim getirecek. Yani Türkiye'de çimento belki o tüketimi belli bir süre için hızlandıracak bu ama yani baktığımız zaman hani Türkiye'nin toplam yıllık çimento üretiminin %30 kadar bir süreçten bahsediyor. Bu deprem bölgesinde yapılacak evlerin, altyapının vesairenin gerektirdiği çimento bu içeriden karşılanıyor olacak. Belki ilerleyen dönemde ihracat yasaklarının devamı işte ya da fiyat sabitleme gibi konuları da görüyor olacağız. Ben açıkçası biraz bu olayın fiyatlama tarafında suistimal edildiği kanaatindeyim. Evet bir miktar olumlu etki olabilir. Buradan bu süreçte etkilenecektir. Satışlar artacaktır, belki karlar artacaktır ama hani bu denli bir değişimi getirecek hikayenin de ben olduğu kanaatinde değilim. Çünkü gerçekten hisselere baktığımızda çok sert fiyat hareketleri gördük. Yani neredeyse hisse fiyatları %50'ye yakın, %60'a yakın artan şirketler var. Bunların da çok makul olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dikkat çeken hareketlerinden biri de Tofaş'taydı. Gerçi özellikle Stellantis'le anlaşma haberinden beri hareketli. Özellikle yurt içinde pazar payının artması bekleniyor. Ve hedef fiyatların yukarı revize edildiğini görüyoruz. Siz özellikle Tofaş özelinde devam eden hikayeyi nasıl buluyorsunuz? Bu yılın potansiyel vadeden hisselerinden biri olabilir mi? Yani şu Stellantis haberi gerçekten piyasanın beklediği bir haber değildi. Yani Stellantis'le görüşmeler vardı, oradan bir haber bekliyordu ama haber bu değildi. Yani üretimin devam edip etmeyeceği, hangi ürün modellerin üretileceği vesaire beklenirken bir anda Tofaş burada Stellantis grubunun tüm araçlarının satış hakkını aldı. Yani neredeyse Türk pazarının 1/3'ünün satışı buradan gerçekleşiyor olacak. Artı servis süreci vesaire. Üretim tarafında da bazı araçların en azından belli bir süre daha üretimi konusunda anlaşmalar var ama uzun vadede bu anlaşmanın devamında ne gelecek onu da görmek lazım. Yani Tofaş Türkiye'de üretim tarafında da kalacak mı? Yeni modeller üretimi Tofaş'ta mı kalacak yoksa burayla ilgili ileride farklı aksiyonlar çıkar mı? Şu anda hani bunları kestirmek zor biraz ama totalde baktığımızda hani biraz daha doğaç kıvamına dönmeye başlayan, hani satış tarafında da ön plana çıkan bir şirket konumunu aldı. En azından şu aşamada haberi pozitif olarak değerlendirmek lazım. Ama bu anlaşma nihai anlaşma mı? Devamında farklı açıklamalar gelebilir mi? Bunları da izleyeceğiz önümüzdeki dönemde. Ben bu sürecin hani biraz daha en azından farklı bir haber gelmediğini düşünelim. Mevcut haberle beraber bir miktar daha yükseliş eğilimini koruyabileceğini düşünüyorum. Bu arada bu depremin yaralarını sarmak için kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik vergi alınması kararı vardı. Bugün haberler arasında bunu da gördük. Tek seferlik %10'luk bir kesinti olacak vergi teşviklerinde. Bu acaba borsadaki şirketleri etkiler mi? Özellikle net karlılık anlamında ve dolayısıyla fiyatlama anlamında bir etkisini bekler misiniz? Elbette işte biraz önce Ereğli'yi konuştuk örneğin. Ereğli'nin muhtemelen bugün temettüyü dağıtmama kararı almasında bu haberin de etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Bunun gibi birçok şirkette bu özellikle teşviklerden yararlanmış ki Borsa İstanbul'daki büyük ölçekli şirketlerin birçoğunun bu tarz teşviklerden yararlandığını biliyoruz. Şimdi yararlanan o teşviklerin %10'u kadar bir tutarın hani vergi olarak geri alınacak olması buralarda elbette ciddi bir nakit akımı sorunu getirecektir. Bu şirketlerin hem nakit akımı tarafında bir bozulmaya hem belki temettü tercihleri arasında bir bozulmaya sebebiyet verecek. Dolayısıyla hisse fiyatlarına da yansıyor olacak. Yani bu açıdan hangi şirkette ne kadar etki var bunu bilmiyoruz. Keşke böyle haberler geldikten sonra örneğin tüm şirketlerden kapa bir bildirim gelse yararlandırdığımız teşvik tutarı ve bunun karşılığında ödeyeceğimiz %10'luk vergi dilimi şu kadardır diye ama maalesef bunu çok etkin bir şekilde göremedik piyasa tarafında. Belki ilerleyen günlerde görürüz. Onlar netleştikçe şirketlere ne kadarlık bir vergiye maruz kalacağı, bunun nakit akımları ne kadar etkileyeceğine dair biraz daha doneler netleştikçe
fiyatlamalarda da bunun düşürücü yönde etkilerini görüyor olacağız maalesef. Küreselde ise bu hafta Powell'ın açıklamaları çok dikkat çekiciydi. Fiyatlamaları da etkiledi. 22 Mart'ta da faiz kararı var. Sizce Fed tekrar faiz artış hızını arttıracak mı ve sizce piyasa bunu fiyatladı mı yoksa sadece daha önceden zaten fiyatların içinde miydi? Yani piyasa fiyatlarına baktığımızda artık 50'ye daha yakın piyasa, 50 bas puanlık bir faiz artışı olabilir gibi beklentisi var ama yani neticede 50 de olsa 25 de olsa bunun nihayetinde gideceği yerler faiz oranlarının 5.75-6'ya doğru gelmesi olacak. Hızlı mı olacak, yavaş mı olacak hani onu bekliyor olacağız ama neticede bu faizler yükselmeye devam edecek. Total faiz yükseliş beklentisinde kimsenin neredeyse şeyi yok, hani şüphesi yok. Mevcutun üzerine en az bir 100 bas puanlık daha faiz artışı göreceğiz. Bunu 50-25-25 mi yapar yoksa 4 tane mi 25 yapar? Şu an muğlak olan taraf o. 50 bas puanlık yaparsa bir seferde piyasayı biraz daha etkileyip sonrasında 25-25'e dönüşün mesajını verip piyasayı belki biraz daha rahatlatabilir. Aksi durumda da faiz arttırmanın daha uzun süre devam edeceği beklentisi gündeme gelmiş olur. Ben açık söylemek gerekirse hani Fed'in bu sıkı iş piyasa koşullarında hani daha önce biraz daha belki enflasyonda düşüş olabilir ve piyasayı rahatlatacak söylemlere geçilebilir diye beklentim vardı. Ama geçen ayki istihdam verisi sonrasında ben bu beklentimi değiştirdim açıkçası. Ve bunu da ifade etmiştim o istihdam verisi sonrasındaki yayınlarda da. Artık sıkı durmak zorunda. Ya 50 bas puanlık faiz artışı yapacak ya da bu faizlerin en az 100 bas puan totalde artacağına yönelik mesaj veriyor olacak. Her ikisi de kısa vade için bence piyasa tarafında bir miktar olumsuz etki oluşturacak. Özellikle Amerikan endekslerinde. Dünkü daha doğrusu Senato'daki sunumu sonrası özellikle tahvillerde 2 yıllık tahvil ciddi bir yukarı hareketlilik yapmıştı. Getiri eğrisi zaten terse dönmüş durumdaydı. Biraz daha o negatif eğimin arttığını gördük. Acaba Fed'in biraz daha sıkı durması sizin de bahsettiğiniz gibi global resesyonu kaçınılmaz kılabilir mi? Bu yıl küresel ekonomiyi nasıl etkileyecek sizce Fed? Yani orada artık aslında beklenen durum haline geldi. Hani global resesyondan kastımız hani dünya ekonomisi totalde üst üste iki çeyrek negatif daralmayacak elbette. Yani öyle bir beklentimiz yok ama global resesyondan kastı örneğin dünya ekonomisinin 2-2,5 civarında bir büyümesi aslında dünya ekonomisinin resesyona girdiğinin bir şeyi oluyor, göstergesi oluyor. Çünkü böyle bir süreçte Çin gibi vesaire ülkeleri dışarı bıraktığımızda Amerika, Avrupa gibi diğer gelişmiş ülkelerin birçoğunda belki o negatif büyümeleri resesyon, resmi resesyon haberlerinde görüyor olacağız. Ben o ihtimalin hala arttığı kanaatindeyim. Yakın dönemde bunun fiyatlamasını görüyor olacağız. Ama şunu da ifade edeyim. Hani bu resesyon da hani çok derin, üzerinden baş edilemeyecek. Yani böyle Fed'i de Avrupa'yı da dünyayı da zora sokacak sertlikte de bir resesyon olmayacak. Yani belki hafif teyit geçen, hafif değil geçti şeklinde diyebileceğimiz ufak çaplı bir resesyonu süreç görüyor olacağız. Ve o sürecin ardından da biraz istihdam piyasası da dengelendikten sonra enflasyonda makul seviyelere doğru evrilme olduktan sonra bu senenin sonu artık zor ama gelecek yılın başında da ilk yarısında da biz faiz indirimlerini ve ekonominin tekrar desteklenmeye başladığında muhtemelen görüyor olacağız. Dediğim gibi o süreç içerisinde çok kısa süreli bir resesyonu süreç çok şiddetli olmayan yaşama ihtimalimizin arttığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Üzeyir Bey. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Az önce Üzeyir Bey ile de konuştuk. Kurumlar vergisi mükelleflerine tek seferlik bir vergi geliyor ve daha önce verilen teşviklerden %10'luk bir kesinti yapılacak. Bunun detaylarını izleyelim. Meclis Genel Kurulu'nda yapılandırma kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. İlk 12 maddenin kabul edildiği birinci bölümde depremle ilgili tedbirlere ilişkin önergeler doğrultusunda değişiklik yapıldı. İyiyi şefkatsiz, kötüyü cezasız bırakmayan. Yapılan değişikliğe göre AFS'de vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla tek seferlik ek vergi ihdas edildi. Ek vergiyi kurumlar vergisi mükelleflere ödeyecek. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek. Ek vergi 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak. %10 olarak uygulanacak. Düzenleme kapsamına 22 bin civarı mükellef girecek. Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.
Teklife eklenen maddelere göre vergi usul kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri de birer ay uzatılacak. Mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki kamu dairelerine borcu olanlar, mücbir sebebin sona erdiği tarihi izleyen ay sonuna kadar başvuracak ve ödemelerini bu süreyi takip eden aydan başlamak üzere belirtilen süre ve şekilde yapacak. Depremzedelere işverenler tarafından 6 Şubat-31 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak aynı yardımlarla 50 bin liraya geçmeyen nakdi yardımlar prim esas kazanca dahil edilmeyecek. Bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Depremden etkilenen vatandaşlara sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak. Depremde vefat edenlerin mirasçılarına sigorta ve emeklilik şirketlerince ve bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmayacak. Depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallarla bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden istisna tutulacak. Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalarla kullanılmaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları telkin edilecek. Taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak. Böylelikle yayını noktalıyoruz. Hoşça kalın.